Hazırlık maçı için gittiler. Havaalanında şok edici tavırla karşılaştılar. Galatasaray kafilesi Olympiakos'ta oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti. Tüm takımın aşı yaptırmış olmasına ve İstanbul'da PCR testi yapılmış olmasına rağmen sonuçları geçerli sayılmadı. Sarı kırmızılı kafile havaalanında yaklaşık 2 saat bekletildi. Teknik direktör Fatih Terim, Yunan yetkililerin bu tutumuna büyük tepki gösterdi. Sorun hiçbir şekilde çözülmeyince sarı kırmızılı kafile İstanbul'a dönüş kararı aldı. Dönme kararımız daha doğrudur. Burada dönme kararımızı aldığımız andan veya bu olaylar olduğundan birkaç dakika içerisinde anında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Türk Hava Yolları'ndan İlker Aycı Bey, Genel Müdürümüz ve Büyükelçimiz artı Başkonsolosumuz da orada bizzat bulunmak üzere ki birkaç defa Sayın Dışişleri Bakanı'nı aradı. Cumhurbaşkanımız hiç ilgisini eksik etmedi. Dolayısıyla onlara hakikaten sonsuz teşekkür ediyorum. Anında insan kendini tabii çok güçlü hissediyor onların sesini duyunca. Oradan sonra biz Ali Bey ile beraber bir an evvel nasıl döneriz'i düşünürken bu sefer zaman geçti, birkaç saat geçti. Tabii futbolcularımız biraz hem sıkıldılar, hem yoruldular, hem açlar. Herhangi bir servis olmadı. Orada lounge'a gitmemiz doğruydu. Oraya giderken ona da müsaade etmediler. Böylece de çok da çarpıcı olan pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda ne için diye deport edeceklerini, yani işte manasını herkes biliyor. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik. Birkaç defa ısrar ettiler, gidip geldiler. Biz de ısrarla vermeyeceğimizi. Tabii bu arada 4 saatte bir zaman geçti. O arada kaptanlarımız ve hosteslerimizi hazır vaziyette beklediler ama uçağımız da maalesef bu izni vermediler. Dolayısıyla orada kaldık mecburen. Önce su yoktu da sonra verdiler. Orada herhangi bir sorun yok. Burada tabi Olympiakos kulübünden arkadaşlarımız, yetkililer dışarıda bir hayli çırpındılar olması için ama olmadı. Çünkü artık o kararı verdikten sonra hala bize söylenen hep beraber gelin test olun. Bu yani bizim aldığımız karardan sonra döneceğimiz bir şey değildi. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Düşünün, Marinakis de beni aradı. Kendisine teşekkür ederim. Olympiakos Kulübü'nün sahibi ve başkanı. Kendisine teşekkür ediyorum. Olympiakos Kulübü'yle bir alakası yoktu. Hepsi olması için uğraştılar ama şu bir gerçek ki gerek biz gerekse Türkiye'deki her türlü kulüp buraya gelen, bize misafir gelenleri havaalanından nasıl aldığımız, nasıl geçirdiğimiz, nasıl alaka gösterdiğimiz aşikar, hep herkes biliyor. Hani hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Ama bu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Bunun nereye yapıldığı çok açık. Yoksa şahsımıza veya takımımıza özgün bir şey değil. Herhalde son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş davranış şekli değil. Yani ne tarz, ne tavır, ne takımın hareket tarzı hiç hoş bir şey değil. Biz bunları ne kaldıracak, ne de boyun eğecek, ne insanlarız ne de kulübüz.
Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük. Hocam yaklaşık 50 yıldır futbolun içerisindesiniz. Sanırım böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorsunuz. Şimdi hangi Türk'e sorsanız herhalde çoğu zaman bazı sıkıntılarla yaşamıştır. Oralarda rastlamadık ama hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastlamış olduk. Olsun. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa yarın da aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de buradan hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapmadığımız bir şey yok. Ben şimdi okudum. İşte biz istedik de olmadılar da. Evet ama nasıl? Evet ama nasıl? Ben oldum diyorum. Hem de şeyi var. Onun görüntüsü de vardır. Kaydı da vardır. Bana denk geldi. Bana buyurun dedi. Tamam dedim. Hiç itiraz etmedim. Ama çok kişi de oldu. Ama kimseyi de kontrol etmeden çıkarıyorsunuz. Yani damga vurdunuz girmesi için insanları tekrar geri çağırıyorsunuz. Tam bir komedi. Hiç kimsenin savunacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. Hoş bir şey değil. Hocam bugün 10 saat mevzu ki bu olaylardan dolayı seyahatle gittiniz geldiniz. Bilmiyorum gelin ama bugünkü maçınız telafi edecektiniz. PSV maçı öncesinde bir hazırlık maçı olacak mısınız İstanbul'da? İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Maç oynamak istedik. Olmadı. Onun yerine başka bir maç oynayacağız. Oynamazsak ne olur? Normal antrenmanlarımızla, normal çalışmalarımızla biz hazırlanırız her türlü. Yani çünkü zaten bir maç daha oynayıp gidecektik. O maçı burada telafi ederiz. Herhangi bir sorun yok burada. Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz. İşte Bağok'ta oynuyoruz veya işte Panathinaikos'ta, Olympiakos'ta her sene. Bundan sonra da gideceğiz. Ama ben yine söylüyorum, Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konular futbolun içerisinde olması hoş bir şey değil. Ve kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Hiç kimse, hiçbir yerde. Dolayısıyla buradan tekrar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Özellikle 3 defa arayan İçişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza ve dediğim gibi tüm bizi orada koruyan, kollayan ki Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da bunların başında. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.